Selamünaleyküm millet. Bugünkü konuğumuz, burası bir 50cc kanal olsa da Xtreme Max 200i, artık nasıl okunursa bu. Benim İngilizcem zayıftır. Yıllardır bir cross alayım, bugün alırım, yarın alırım derken bir türlü nasip olmadıydı arkadaşlar. En sonunda bir artık çeşitli MY çeşit motordan sonra bir de cross'a sahip oldum. Bu Xtreme Max benim uzun zamandır aklımdaydı ama satın almak bir türlü nasip olmuyordu. 2021 enjeksiyonlu modeli şu saatten sonra artık nasibimizde varmış, sahip olduk. Tabii ki bu motoru yine Akhisar Motokırbaş kardeşimden bir telefon ettim. Var mı elinde dedim. Var abi dedi. Kardeş bana paketler misin dedim. Sağ olsun aynı günün akşamı buraya İzmir'e motoru bana ulaştırdı. Arkadaşlar ben Xtreme Max 200i'nin çeşitli videolarını dönem dönem izlerdim. Ormanlarda, böyle dağlarda, kırlarda atlayıp zıplayan arkadaşları izlerdim. İzlerken de hoşuma giderdi. Anıları tazelerdim. Çünkü bundan yıllar önce, yani nasıl söyleyeyim size, sene 88-92 arasıydı sanırım, o bantta olması lazım. İstanbul'da ilk mobiletimi aldığım zaman bir motosiklet tamircisi ve cross yarışçısı vardı. Bugün sanırım artık Motosiklet Federasyonu mu, Motosiklet Federasyonu Başkanlığı mı, tam bilemiyorum ama Süleyman Memnun abi, adını hiçbir zaman unutmam. Çünkü mobiletimi tamire götürdüğüm zaman ben daha o zaman daha çocuktum. Bana demişti ki, o zaman çocuğum ne yaparsan yap kasksız motora binme deyip, orada elinde eski bir kaskı bana o zamanlar beni tanımadığı halde hediye etmişti. Ondan Allah razı olsun. Bir sürü genç çocuğu orada hususi belediyeden mi devletten mi artık bilmiyorum, izin alarak mı nasıl yaptıysa bilmiyorum, kendine bir cross pisti yapmıştı. İstanbul Güngören Serinyayla mahalleliyim ben. Belki bilenleriniz, izleyenleriniz bilir, hatırlar. Eskilerden Güngören'de Serinyayla mahallesinde, bugün benzinliğin olduğu yerde, eskiden bir cross pisti vardı. Ve bu pistin yanında da Süleyman abinin mekanı vardı. Ve Süleyman abi sürekli orada crosslarla hop deyip zıplardı, biz de izlerdik. Ben de mobiletimle atlamaya çalışırdım ama mobiletim cross rampasını tırmanamazdı. O da işin ayrı boyutu. Neyse, biz motora dönelim. Ha, olur da bir şekilde Süleyman abi bu motordan veya bu videodan haber olursa ona buradan selam olsun. Ellerinden öperim. Kendisini çok çok böyle ara sıra bazen YouTube'da falan da görmüşlüğüm vardır. Hiçbir zaman çocukluğumun anılarındandır. Hiçbir zaman unutmayacağım bir abimdir. Şimdi Xtreme Max 200. Arkadaşlar ben cross'tan çok fazla anlamam. Bugüne kadar MY çeşit motosiklete bindim. MY çeşit motosiklete sahip oldum. Hani süper sportundan sport touringine, ne bileyim işte chopper'ından cruiser'ına, scooter'ından naked'ına, ne bileyim yani bilmediğim motosiklet tarzı kalmamıştı. Cross haricinde ilk defa bir cross'a sahip oldum. Ve bu dün akşam geldikten sonra bugün az önce bununla biraz turladım. Ve ben bugüne kadar cross'a binmediğime, bunun tadını almadığıma çok büyük bir pişmanlık yaşadım arkadaşlar. Bunu videonun başında söyleyeyim. Ya da hani alışkanlıktan mı, yoksa çok farklı bir zevk olmasından mı artık bilemiyorum ama yani bayıldım. Şu anda başka hiçbir motoru gözüm görmüyor, ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Bununla biraz turladım, az önce mesai bitti, çıktım. Şurada arkada Gökdere Köyü'ne doğru gittim. Biraz böyle zorlamadan da olsa bir iki toprak yola vurdum falan, bir orman yoluna girdim. Acemiyim, bilmiyorum. İşte onun tecrübesini edineyim dedim. Ya inanılmaz inanılmaz bir keyif aldım arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Ben bugün itibariyle, bugünkü mantığımla artık hayatım boyunca hani naked motor alır mıyım? Veya şehir içinde gezmek için bir naked motora biner miyim? Ya bilemiyorum, çok beğendiğim bir motor olursa belki, ama cross'la naked gibi şehir içinde işinizi görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü kullanım hissiyatından onu anladım. Tabii ki lastikler hariç. O mevzuya da birazdan geleceğiz. Arkadaşlar bu motor, böyle teknik detaylarına girmeye gerek yok. Teknik detaylarıyla ilgili internet sitesinde veya diğer YouTube kanallarında zaten bütün konuyla ilgili bütün detaylı anlatımlar mevcut. Ben motorda dikkat çeken veya benim hissettiğim kısımları sizlere, çok acemi olsam da, anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar genelde crosslarda önlerde 21, arkalarda 18
jant olur. Bunda arkaya 19 ölçüsünde bir jant kullanmışlar. Ben hemen bu lastikleri biraz daha düşük dişli bir lastikle değiştireyim diye internetten bakınmaya başladığımda arka lastik için seçeneklerin çok daha az olduğunun farkına vardım. Peki bu lastikler asfaltta kullanılmaz mı? Aslında kullanılır ama dikkatli olmak gerekir. Şu anda bu lastiklerle benim asfaltta hissettiğim, arkadaşlar şöyle söyleyeyim, stabilize toprakta asfaltta olduğumdan daha güvende hissediyorum kendimi ben bu lastiklerle. O da neden kaynaklanıyor? Mesela bir sokağa döneceğim veya viraj dönerken sanki arka maşa gevşekmiş gibi, ne bileyim işte arka salıyormuş gibi, şu dişlerin burkulmasından ötürü, şu şekilde yüksek dişlerin burkulmasından ötürü böyle bir garip bir hissiyatta motor kullanılıyor. Ama tabii bir 10-15 dakika gezdim, ondan sonra ısındım, alıştım. Yani şu lastiklere rağmen motoru yatırmaya başladım desem yeridir, aldırış etmiyorum. Ama tabii bu his benim normal motosiklet kullanımdaki hissimi öldürebilir diye ben buna biraz daha düşük dişli bir lastik mutlaka bulacağım. Arkadaşlar motorda ön arka disk fren mevcut. Motor karbüratörlü değil, enjeksiyonlu, çok güzel, verimli çalışıyor. Ama bu tarz Çin malı motorlar kullanılmadan evvel, bunda da aynı şeyi yaptım. Ben bunu alır almaz hemen Ahmet kardeşime gittim. Bütün civatalarını kontrol ettirdim ki gevşek bir sürü civatasıyla karşılaştık. Mesela özellikle amortisör civatası, maşaların civatası, fren kaliperlerinin civatası vesaire. Bir sürü önemli yerleri Loctite'layıp kapattık vesaire. Ondan sonra enjeksiyonumuzun ince ayarını yaptık. Enjeksiyonun enjeksiyonlu diye motorlarda ince ayar olmaz diye bir fikir var çoğu insanımızda. Hayır, enjeksiyonunda da arkadaşlar TPS konum sensörü vardır, rölanti ayarı vardır, hava ayarı vardır. Yani enjeksiyonlu da ayar isteyebilir. Ayrıyetten bir de beyinle ilgili bir meselesi var. İlerleyen videolarda bunlardan da size bahsedeceğim. Mesela ben bunun birkaç videosunu izledim. Rölantileri genel anlamda yüksek. Rölanti dalgalanmaları veya şikayet olarak işte yolda giderken ışıklarda durduğunda motorum stop ediyor gibi yorumları görürseniz bunların çözümünü de ilerleyen videolarda bu motordan örnek göstererek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Motor acayip derecede iri bir motor. Son derece yüksek. Benim boyum 1.79. Benim ayaklarımın ucuyla yere basabiliyorum bu motorda. Kasa olarak da çok iri. Bunun üzerine bir insan oturduğu zaman kendisi motorun yanında ufacık kalıyor. Onu da baştan söyleyeyim. Çok güzel bir şey fark ettim arkadaşlar. Ters maşa ön amortisör kullanmış. Yani normal amortisöre göre ters maşa amortisör arkadaşlar her zaman yol tutuşu daha iyidir. Şimdilik bunu söyleyerek geçiştireyim bu mevzuyu. Motorda esnedim, hopladım, zıpladım. En ufak gidonda veya şasede en ufak bir esneme, burkulma hissetmedim. Gayet sıkı sağlam bir şase yapmışlar. Makinesi sanırım balansörlü, emin değilim ama vibrasyon yok denecek kadar az. Makine de gerçekten güçlü. Gerçekten 200 cc'nin hakkını veriyor. Rodajlı olmama rağmen ben bunu kullanmaktan hissediyorum. Hatta bu bir nasıl söyleyeyim size, cross motor malum, bu motorun torka ihtiyacı vardır. Dolayısıyla makinenin gücüne göre aslında kullanılan dişli oranları büyük ihtimalle şeydir ama ona rağmen arkadaşlar motor tahmin ediyorum bu dişliye rağmen 100-110 km gerçek GPS hızından bahsediyorum ulaşabilecek bir kapasiteye sahip. Fiyatı da hani TK03'ten örnek verdiydim o videoda arkadaşlar, o hafta ki motosiklet fiyatlarında TK03'ün fiyatını çok yüksek bulduğumu sizlere söylemiştim. Bugün son 1-2 haftadır gelen zamlardan sonra TK03'ün fiyatının sabit kalmasıyla artık motorun fiyatının normalleştiğini sizlere söyleyebilirim bugünün fiyatları için. Ama bugünün fiyatları için bu motorun fiyatıysa tam tersi, çok ucuz seviyede diyebilirim arkadaşlar. Ben bu motoru geçen hafta ilanlara baktığımda 13.000 küsürlerde görürken, onlar meğer 2020 modellermiş, artık kalmadı sanırım. Ha, bazı bayilerin elinde hala 2020 olup zam yapıp 15.000 isteyen olabilir. Bu motorun fiyatı 15.000 küsür. Bugün arkadaşlar Haziran'ın 10'u mu 15'i mi, onlardan da haberim yok ama 2021'in Haziran ayındayız. Şu anda bu motorun fiyatı 15.000 küsür. Bugünün motosiklet piyasa şartlarına göre arkadaşlar bu motorun kalitesi, donanımı, gücü, her şeyiyle bu motorun şu anki fiyatı bugünün piyasasına göre bedava arkadaşlar. Eğer ki ben cross bir motosiklete sahip olmak istiyorum diyen arkadaşlara bunu, daha motoru doğru dürüst kullanmama rağmen tavsiye eder miyim? Kesinlikle. Şimdi bu motorun, bu bir detaylı inceleme videosu falan değildi. Videonun başında sorunu söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Önce kendim motoru tanıyacağım. Daha sonra bu motorla ilgili bütün detayları sizlerle
paylaşacağım arkadaşlar. Bu bana hayırlı olsun. Bugün bu motora sahip olan arkadaşlar varsa onlara da şimdiden hayırlı olsun. Almayı düşünenler varsa onlara da şimdiden hayırlı olsun diyorum ve tekrar ediyorum. Fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün bugün piyasa şartlarına göre ve ben acayip derecede beğendim arkadaşlar motoru. Kesinlikle çok güzel, sürmesi de çok keyifli bir ürün. Arkadaşlar motorla ilgili detaylar yakında kanalımda. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim.